Selam kızlar. O hayal ettiğiniz muhteşem desenli tırnaklara kavuşmak için sadece birkaç dakikanız var ve yapmanız gerekenleri hemen kısaca açıklıyorum. Videomu beğeniyorsunuz. 1. Abone oluyorsunuz. 2. Bildirimleri açıyorsunuz. 3. Instagram'dan takip ediyorsunuz. 4. Ve son olarak da bilgisayarın başına geçiyorsunuz. İstediğiniz desenleri seçiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ne yapacağım? Hemen size malzemeleri bahsedeceğim. Ben şimdi yılbaşı partim var spor salonumda. Oraya katılacağım. Bu yüzden tırnaklarımı geyik modeliyle hazırladım. Çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Size de hemen bunu yaparken videosunu çektim. Malzemelerime geçeyim. O seçtiğimiz desenler var ya işte burada. Ben bunları seçtim. Bu şekilde. Daha sonra fotokopiciden gittim. Çıktı aldım. 1 liraya mal ettim ben bunu. Ve birden fazla tırnak sticker'ım olmuş oldu. Ne yaptım? Bunları kesebilmek için makasa ihtiyacım var. Kolonyaya ihtiyacım var. Zemin için herhangi bir oje ihtiyacım var. Yani hangi rengin zemin olmasını istiyorsanız onu seçin. Ben mat bir renk seçtim. Daha sonra şeffaf bir oje ihtiyacım var desenimi sabitlemek için. Ve küçük küçük desenlerimi tutturabilmek için maşa görevi görsün diye ben cımbız kullandım. Daha kolay oluyor diye. Yani kullanmamak sizin tercihiniz tabii ki. O zaman hadi kavuşalım o muhteşem tırnaklara. Evet kızlar, ben zeminimi hazırlamaya başladım bile. Ten rengi mat bir oje tercih ettim. Mat seçmemin tek sebebi kuruduğunu gözle görebilmek. Zaten desenimi sabitlemek için şeffaf oje kullanacağım için parlaklaştırmak ya da matlaştırmak benim tercihim. Bu arada şunu belirteyim. Deseninizde olabildiğince az beyaz kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki zemininiz beyaz değilse. Çünkü beyaz çıktı maalesef baskı yapmıyor. Evet kızlar, benim seçtiğim desenler bunlar. Biliyorsunuz şu anda yılbaşı ve ben bir partiye katılacağım. G2 modelini tercih ediyorum. Ben bunu kendim seçtim, düzenledim, hepsini internetten buldum ve ne yaptım? Gittim bir kırtasiyeden 1 liraya renkli çıktımı aldım. Hepsi bu kadar. Şimdi kesiyorum. Evet, ben G2 modellerimi seçtim, bütün olarak aldım. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten. Ben G2 modellerini çok seviyorum. Şu anda tırnağım için hepsini tek 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 keseceğim. Yalnız ben şunu dikkat ediyorum arkadaşlar. Modelinizin tırnağının ucuna gelecek kısmı tam seçin ki nereye ne gelmesi gerektiğini görün, kestirebilin ve ona göre düzeninizi sağlayın. Evet, hazır. Şimdi ben cımbızımı maşa olarak kullandım ve desenimin arka tarafına kolonyamı döküyorum. Evet, bir güzel ıslandığından emin olduktan sonra tırnağımın neresine desenimi koymak istiyorsam oraya koydum. Sabitliyorum. Zaten o bastırdığınızda ıslak olduğu için kağıt yapışacaktır. Eğer yapışmıyorsa tırnağınızın üstüne biraz daha kolonya kullanabilirsiniz. Bence çok da güzel olacak şu anda. Evet. Islandığından emin olduktan sonra tırnağıma bastırıyorum. Çünkü yarısını çıkıp yarısını çıkmamasını istemem. Şu anda bir güzel onun yapıştığından emin oluyorum. Şu anda diğer tırnağıma geçiyorum. Ne yaptım? Yeniden desenimin arkasına. Çok önemli bu. Arkasını kolonyamı döküyorum. Daha sonra duracak deseni yerini seçiyorum. Bu çok önemli. Ters yapmamak gerekiyor. Daha sonra tırnağımın neresine koymak istiyorsam yeniden koydum. Baskılıyorum ki bütün desenim çıksın, bahsettiğim gibi. Umarım çok güzel olacak. Ne yapıyorum? Biraz daha ıslatıyorum ki emin olayım. Bütün desenin çıktığından emin olayım.
Evet kızlar, ben şimdi desenlerimi yeniden ısıtıyorum. Çünkü bu konuda gerçekten desen çıktığından emin olmak istiyorum. Bir de kağıt tamamen yapıştığında izi kalabiliyor ya da tamamen ojeyi çıkartabiliyor. Bu yüzden kağıtlarımı yeniden ısıtıp öyle çıkartıyorum. Şimdi geldik en heyecanlı kısmına. Sonuçlarımızı göreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Şimdi dikkatli bir şekilde ucundan tutup çekiyorum. Gördüğünüz gibi kağıt ıslak olduğu için rahat bir şekilde çıkıyor. Ya gerçekten çok güzel çıktı şu anda. Umarım diğerleri de sıkıntı olmadan çıkar. Şu anda sıkıntı görünmüyor. Evet. Bir problem yok. Büyük ihtimalle diğerlerinde de sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kuruması için de bekledim ve özellikle yeniden ıslattım. Gördüğünüz gibi sonuç muhteşem. Ben çok memnun kaldım. Ama bana biraz boş geldi. Bu yüzden ne yapmayı tercih ettim? Kürdanı kullanarak beyaz ojeme bandırdım. Kar taneleri yapacağım. Güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz da gösterişli olmasını istediğim için zaten desen kullanıyorum. Bu yüzden de tırnağımın her yerini doldurmak istedim. Ama tabii diğer desenler giyimin önüne çıkmamalıydı. Bu yüzden kar tanelerini tercih ettim. Sonuç gerçekten müthiş. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu arada unutmayın ki desenimizi sabitlemek için bir şeffaf oje kullanıyoruz. Ben parlak olmasını tercih ettim. Daha çok dikkat çekmesi için. Çok güzel görünüyor. Gerçekten ben bayıldım. Yeni yıl hepinize mutluluk getirsin. Hoşça kalın.